Şimdi bugün önemli bir an var bizim için. Dün bir ajandadan bahsetmişti. 20 yıllık evliliğinin bir balon olduğunu, aslında bu 20 yıllık evlilikte yani eşinin, çünkü hala Yargıtay'da şu anda dava sonuçlanmadı. Eşinin her şeyi planladığını ve bir ona ait bir ajanda olduğunu, günlükte evliliğin ilk yıllarından bugüne kadar neleri yapacağını bir çizelgeyle anlatmış. O ajandayı hep beraber biraz sonra göreceğiz. Hatta ben büyük ekranda, LED'de ekrana getireceğim. Sizden de anlatmanızı isteyeceğim. Peki. Ama öncesinde bizden haber bekleyen konuğum Seyfullah var. Seyfullah geliyor alkışlarla. Biliyorsunuz ki ikiz kız kardeşleri var. Annesinin ölümüyle bu iki kardeşi ailesi tarafından evlatlık verilmişti. Seyfullah bugün 25 yaşında. Kendi yuvamı kurdum. Bir tane de evlat sahibi oldum ama içimden o kardeşlerimi atamıyorum. Onları görmek, onlara sarılmak ve onlarla kavuşmak istiyorum. Biz onun kardeşlerini bulmuştuk. Kardeşlerinden gelen cevabı aktaracağız. Şimdi alkışlar Seyfullah. Seni kimler aldı? Kimler öpüyor seni? Ne kadar süredir onları görmek, bulmak, kardeşlerine bir araya gelmek istiyorsun? 15-16 yaşından beri çok aşırı merak etmeye başladım. Ve bu gün geçtikçe daha çok büyüdü. Seyfullah'cığım, üzerime düşen birinci görevi yaptım. Kız kardeşlerini buldum. Fakat o kalplerinizi buluşturma konusunda şu anda hiçbir şey söyleyemiyorum. Onları büyüten anne baba alan Mustafa Nadir Sesbakan, büyüten anne Betül Sesbakan, Nurcan Benay Sesbakan, Nimet Seray Sesbakan kardeşlerinin isimleri ve Karabük'te yaşadıklarını biliyoruz. Benim için hani tek eksik olan şey kardeşlerim. Hani bir kere dahi olsun görmek istiyorum yani. Onların haberi olmasa da bir kere uzaktan dahi olsa görmek istiyorum. Bugün diğer günler, ilk geldiğin gün daha çaresiz bir ifaden vardı. Bir sonraki gün biraz umutluydum ama bugün karamsar gördüm seni. Ya biraz düşünceliyim aslında. Niye? Çok merak ediyorum çünkü artık ne bileyim, buraya her çıkışımda bir sürprizle karşılaşıyorum. Hep mutlu oluyorum. Yani bugün de mutlu olmak istiyorum inşallah. O yüzden çok merak ediyorum bugün acaba nasıl olacak? Seni bir mutlu edeceğim ama bir de üzeceğim. Hiç istemezdim üzmeyi. Kız kardeşlerin, annen onları dünyaya getirdikten kısa bir süre sonra vefat etti. Ve sonrasında da evlatlık verildiler dedi. Evet. Onların kim olduğunu, nasıl bireyler olduğunu, hangi görüntüye sahip olduğunu çok merak ediyordum. Seni böyle evet. Alabilir miyim? Önce kız kardeşlerin Nurcan, Benay ve Nimet Seray. Onları görmek ister misin? Tabii ki. Onlar için geldim buraya zaten. Hani en çok istediğim şey o. Peki. Şimdi monitöre iyi bak. Gel. Fotoğraflarını görelim kardeşlerinin. Sonra da kardeşlerinin cevabını aktaracağım Seyfullah'a. Benay ve Seray. Çok teşekkür ederim gerçekten. Ama Seyfullah'cığım, onların cevabı, ikiz kardeşlerin cevabını da aktarıyorum. Sen onları arıyorsun, görmek istiyorsun, merak ediyorsun. Onlara bir kere de olsa sarılmak istiyorsun. Benay ve Seray diyor ki, biz gözümüzü yeni ailemizle açtık. Onlardan başka kimseyi tanımıyoruz.
Seyfullah'ı asla abimiz olarak kabul etmiyoruz. Kimliğimizden Nurcan ve Nimet isimlerini sildireceğiz. Bizi rahat bıraksın, arayıp sormasın. Annem ve babam hasta, acil şifalar diliyorum. Bizi rahatsız etmesin. Ya ben şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Hani ilk çıktığım gün de zaten burada belirtmiştim. Onların kararları ne olursa olsun ben her zaman saygı duymaya hazırım. Ve şu anda olduğu gibi saygı duyuyorum. Ben hiçbir zaman bu olay için suçlu aramadım. Ve ben en büyük hayalim olan hani bu günü bekledim. Peşinden koştum. Tabii onların kararı. Ama hiçbir zaman unutmayacağım. Şimdi gördüm. En azından şimdi hayal edebilirim. Seyfullah, sen kardeşlerin verildiğinde 2 yaşındaydın. Hiç kimse dönüp de sana kardeşlerini veriyoruz kabul ediyor musun demedi. Aynen. Ne Benay ve Seray suçlu ne sen suçlusun. Sizin hikayenizdeki masum taraf şu. Anne ölmüş, baba çaresiz kalmış. İyi bir aile Allah'tan kol kanat germiş. Tabii. Ben tabii daha böyle daha kucaklayıcı bir tablo bekliyordum. Her şeyi buluruz da o kalbe giden yolu bulamayız demiştim. Evet. İnşallah bir gün anlarlar seni. İnşallah. Anlayacaklarından eminim zaten. Bilmiyorum ya, yine bir şey diyemiyorum. Ben hiçbir zaman hani onlar gibi düşünmeyeceğim. Düşünemem zaten. Ama yine de hani onlar öyle söylese de ben kabul ediyorum. Onlar... Bir kardeş tarafından düşünülmek çok güzel bir şey. Yani senin yaptığının doğru olduğuna inanıyorum ben. Tabii insanlar karşılıklı yüz yüze gelirsiniz, iletişimi kuvvetlendirmek istemeyebilirsiniz. Ama hiç daha görmeden, sorgulamadan aynı kaderi paylaşmışlar. Aynen. Onun da elinden kardeşleri alınmış. Kardeşleriyle birlikte büyüme hakkı elinden alınmış. Ama dediğiniz gibi kalbin kapıları her zaman açılmıyor. Aynen. Belki de zamana ihtiyaç var. Söylemek istediğim bir şey var mı? Avukat hanımın dediği gibi ben de onların zamana ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Gerçekten sırf bu yüzden hani bugün onların gönderdiği mesaja saygı gösteriyorum. Olsun. Ben yine diyorum, onlar benim yine kardeşim. Onlar şimdi bu şekilde düşünse de elbet bir gün hani benim gibi onlar da merak edecek, içine düşecek yani. İnşallah. İnşallah. Yolun açık olsun Seyfullah'cığım. Allah'a emanet ol. Allah razı olsun. Sevgiler.